Merhaba. Evet, bölüm 27 diziler konusuyla birlikteyiz. Diziler oluşturacağız ama bellekte kapladıkları alanla alakalı veya dinamik mi olarak kaplayacaklar alan, statik olarak mı kaplayacaklar alan vesaire kafaya takmadan, yani kafanızın ancak bu kadar rahat olabileceği bir dizi yaklaşımı var. Örneğin herhangi bir diziye dair ne tür ifadesi barındırıyor, ne de o dizinin toplam kaplayacağı alanı memoride aloke etmek gibi gelişmiş dillerin kavramları var. Lambur lumbur, bakın. Array 11'e, yani bir dizinin, Araya isimli bir dizinin 11. elemanına tak diye 23'ü atadınız. İşte böylece dizilere başlayalım. Evet, enteresan bir giriş yapılmış ve biz de bu örneği hep beraber inceleyelim. 11. elemana 23 atanmış, 13. elemana 37 atanmış ve 51. bölgede de UFO'lar görülmüş. UFOs bir string ifadeden ibaret, değil mi? Türden bağımsız dizi örneği ve istediğiniz indekse de atama yaptınız. Birazdan göreceğiz. Dizinin de boyutu 51 değil. Tabii ki son konan indeks değil. Sadece boyutu 3 olan bir dizi. Evet, süslü parantezle dizinin değerini handle edebiliyoruz. Ne olacak? Burada araya 11'de 37 ifadesini, araya 13 için de 37 ifadesini, araya 11 için de 23 ifadesini göreceğiz. Aynı şekilde ekonun içerisinde de gösterilebilecek. Atanmamış bir değer ne olacak bakalım. Birlikte göreceğiz. Matematiksel olarak toplamaya çalışacağız. String'le toplamaya çalışacağız. Bir hata alacağız. Bunlara bakacağız. Bir de klasik olarak bildiğimiz dizi iklendirme şekli buradaysa, bir normal parantez içerisinde verdiğimiz string veya nümerik ifadeler bir dizi olarak gösterilmiş oluyor. Bakın, bir klasik initializing diyelim. Ne oldu? Eşittir dedik ve parantez içerisinde, nasıl C'de süslü parantez içerisinde ilk değerlerini verebiliyoruz. Bir array initializing yapıyoruz. Array ilklendirme yapıyoruz. Burada da normal parantez içerisinde ne yazarsanız sizin dizinizin elemanları olur ve sıfır indekslidir bu 5'te de. 0, 1, 2, 3, 4 olmak üzere 5 eleman görürüz. Ama diğer initializing'de gördüğünüz gibi down dun diye istediğiniz indekse değer atamayla da array'inizi ilk değerlerini atayabiliyorsunuz. Buraları da şimdi inceleyelim. Bir de bir diğer, bakın, bu da üstteki iki yöntemin bir birleşimi. İstediğiniz indekse doğrudan, bakın, istediğiniz değeri, sanki key value gibi, anahtar değer. Aslında key value kavramında bir map, data structure yapısında, veri yapısında andırmıyor değil aslında buradaki dizi. Evet, ama index number olarak, tabii ki buradaki key sadece. Index 17 eşittir 17. Index 24. indekse de verdik 24 diye string'i atadık, geçtik. Ne oldu? Boyutu 24 olan bir dizi mi oldu? 24. indekse verdik. Hayır, ilk boyutu 2. 5 de bu şekilde. Haydi çalıştıralım bakalım. Simple usage. Bakıyoruz şimdi. Görüldüğü gibi array 11 ifadesi şu ilk gördüğümüz satır, 16 ve 17. satırın birleşimi, göründüğü gibi 23 ifadesini, 37 ifadesini gördük. Araya 51'de ne varmış? 51. bölgede UFO'lar varmış diye esprimizi yaptık, geçtik. Şimdi 25. satırdan ne geliyor? Bakın, araya 43,
Biz bir araya 43'ün indekslerini handle etmeye çalışıyoruz ama initialize edilmemiş, atanmamış bir değer, unassigned, atanmamış bir indeks, dolayısıyla boş geliyor. Sonra efendim 11 indeksteki 13 indeksi 5. indekse atamışız. Yapar mıyız? Yaparız. Ne oldu? 37, 23 daha 60 yaptı. Efendim ne oldu? Array 5'e 60 atamış olduk ve şurada da şu 34 ve 35. satırlarda da bunu göstermiş olduk. Non-integer bir ifade var. Araya 51 neydi? UFOS string yazıyordu burada. Toplayamadın mı? Toplayamadın. Tamam. XPR'dan. XPR'da bir built-in olması lazım. Bakalım. Expression yani. Ya expression komutmuş, pardon. Expression komutuyla, built-in değilmiş. Expression komutuyla ne yaptık? Toplamaya çalıştık. Expression komutu da hatasını çok güzel döndü. Non-integer argument verdin kardeşim bana diyor. Tamam. Efendim, array 6 böylece ne olmuş oldu? Boş kaldı. Tamam. Pekala. Sonra array 2 için. Array 2 isimli bir array, yeni bir array tanımladık. 0, 1, 2, 3, 4 olmak üzere 5 tane içerisinde string ifade var. 0. indekste ne yazıyormuş? 0, sonra 1. Evet. Harika. Biz ne yapalım? 3. 3, 0, 1, 2, 3, 4'ü basalım gelin. Evet, bizim git pilotumuz görev başında. Şuraya da diyorum bakın tak tak, ama ben dördüncü yapacağım git pilotçum. Ve burada for ifadesini görmek istiyoruz. Neden? Sıfır indeks, birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks, dördüncü indeks. String olarak for göreceğiz. Evet, string olarak for gördük. İsmini, ifadesini değişelim. DPI, Doktor P4 diyelim ona. Ve dördüncü elemanın for olduğunu da görmüş olduk. İniyorum aşağıya. Bir diğer güzel ifade, indeks verebiliyoruz. Gelin biz de buraya bir indekste biz ekleyelim. Çok güzelsin. 44 diyorum ve 44 diye pek de güzel tamamladı bizim sevgili. Buraya bir tane fazla, buraya fazla bir şeyler koydu bizim yapay zeka. Şunları sileceğiz. Evet. Şuraya da bakalım. Araya 3, 44. Evet, yapay zeka güzel çalışıyor. Ups, tabla tamamlayacaktım. Evet, kabul ettim git pilotun önerisini ve bunu da kabul ediyorum. Tabla. Evet, ben bir de 44'ü ekledim. Çalıştıralım. Bakın, 44'ü biz atadık ve 44 geldi. Geldi, ne oldu? Biz birazdan göreceğiz ama ben dayanamadım şimdi. Boyutuna bakalım. Yok. Şöyle size of araya 3 diyelim. Hadi yapay zeka, sana bir şans veriyorum. Yok olmadı. Tamam. Diyez araya yıldız diyelim. Birazdan detayları göreceğiz. Neymiş? Araya yukarıdaki eriğin ismiydi. Burası araya 3 olacak. Evet. Boyutumuz 3. Buraya bir tane daha ekleyelim. Ölü bir eklemek istedi.
Kabul ediyoruz. Şimdi bakalım boyutumuza. Bir tane fazla parantez koyuyor yapay zeka. Onu bildirmek lazım abilerine. Evet, boyutumuz 4 oldu. Son kez bir tane daha ekleyelim. 99 ekletti. Tamam. Ve boyutumuz 5 oldu gibi gibi. Ama 99. indekste evet, bir eleman var. 98. indeks ama boş. Tanımsız. Unassigned. Atanmamış. Diyelim ve sıradaki örneğimize geçelim. Bu da 27'ye 3. Kitaptan 27 3. örnek. Şimdi burada biraz önceki gibi parantez içerisinde bir ilklendirme yaptı. Bir şey göstereceğim ama. Şimdi bir my array tanımlıyorum buraya. Pardon, my array'e my array tanımlayalım. Tamam. Bir, buraya ne diyelim? 1, 2, 3, 4 dedim. Tamam mı? Şimdi my array'i my array 0'a baktığımız zaman 1 olarak görüyoruz. Biz keşke 0 yapsaydık. Hadi baştan yapalım da kafayı karıştırmayalım. My array 0 mı? 0. Tamam. Şimdi tüm elemanlarını da birazdan göstereceğim. Basalım. Bakın tüm elemanlar böyle. My array'e 0. elemana ismini değiştirelim. dp0 diyelim. Şimdi bakın 0. elemanı değiştirelim veya 3. elemanı değiştirelim. Üç dedim. Şimdi gösteriyorum. Bakın tamam, bunları değiştirdim. İyi, güzel. Peki 5 kaç var? 0, 1, 2, 3, 4 var. 5'i ekleyelim şimdi. 5 diyelim. Tamam, 5 de eklendi. Şimdi 4 elemanlık bu 5 elemanlık dizimizi baştan oluşturduğumda tümünü tekrar basıyorum bakın. 0, 1, 2, 3. Bakın şu yukarıdaki 5 ataması ne oldu? Uçtu. Ya. Bu baştan initialize edilmiş bir array olmuş oluyor. Yani şu initializing sizin daha önce yaptığınız atamaları truncate, dosya tabiriyle truncate etmiş oluyor. Bunu da komut satırına bir göstermiş oldum bu farkı. Şimdi ne yaptı? 0, 1, 2, 3, 4, 5'i oluşturdu. Evet, bakın 0. indeksteki elemanı gösteriyor. Şimdi bakalım parameter expansion yapalım. Parameter expansion'da neler olacak? Çalıştıralım script'imizi. Array. Opsa. Şimdi sıfırdan itibaren parametre expansion özelliğini array, sadece array dediği zaman sıfır indeksli elemandan bahsediyoruz. Bakın parametre expansion first element, parametre expansion of first element starting position 1, yani ikinci karakter. Sıfır derse birinci karakterden itibaren, yani sıfırıncı karakterden itibaren diyelim, ya da hepsini basacak, yani şu satır, ilk satır array'in kendisinin basılması süslü parantezle. Şimdi yeni bir şey görüyoruz. Parameter expansion'la sadece array dediğimizde C'deki gibi düşünebilirsiniz. Birebir karşılığı tabii değil de. Hani pointer'in sadece ismini verince aynı zamanda sıfır indeksindeki değişkenin adresini vermek gibi. Ne dedik? Array dedi. İki nokta üstte sıfır. Hala sıfırıncı indeksteki elemanın sıfırıncı karakterinden itibaren, yani tümünü bastı.
Yine sıfırıncı indekstekini anlıyor. İlk indekstekini anlıyor. Onu birinci karakter itibaren bastı. Error oldu. Şimdi biz aynı şeyi tekrarlayalım. Evet, konuş. Hayır, tümünü basmayacağız. Hayır yapay zekacığım. Mesela 2 diyor. Ha, row yazacağını biliyorum. Aa, etkiledin beni. Beni etkiledin. Buna 3 dedi. 0, 1, 2. 2 diyorum. 0, 1, arrow. 3'te peki. Bunda da o deseydin yapay zeka beni bayağı mest edecektin. Evet. Şimdi ne olacak? Array her dediğimde ne anlıyor? Aslında sıfırıncı elemanı anlıyor. Ve çalıştıralım. Ve row demiş oldu. 3 dersem ne olacak? Yine sıfırıncı. Evet, tamamla. Şu yapay zekanın sesli, şu git pilota ses özelliği de gelirse ileride çok güzel olacak. 3. Tamam. Hazır ben mikrofon takılı. Git pilot beni dinle. Nasıl olsa her şeyi dinliyorsunuz. Konuşarak da bu git pilotun ses input'u alan versiyonunda bence o da eli kulağındadır. Belki onun üstüne çalışıyorlardır. Bak, ilginç oldu. O yaparlar. Bunu yapan onu da yapacaktır. Şimdi evet, gelelim. Şimdi array 0'ın bir handle ediyorum. Gördüğün gibi, değil mi? Dolar süslü parantez array 0 deyince 0'yu handle ettim. Başına ds koyunca da kaç karakterse o geliveriyor sana. Bu kadar. Array demekle array 0 demek aynı. C'dekini göz kırpıyor gibi düşün. Array 1 dedim. Ne oluyor? 0, 1. 1 gelecek. 1 kaç karakter? 3 karakter. 1. Şimdi bu ne demek peki? Bu başka bir şey demek. Bakın. 1 dediği zaman length of second element of array. Yani ikinci string'in 1. Onun boyutunu verdi sana. 3. Tamam mı? İnelim mesela. Biz de yapalım. Echo. İkinci eleman nedir? 1. 2, 3. Boyutu nedir? Şimdi iyi gidiyordum be yapay zeka. İyi gidiyordum be. Oraya niye 2 yazıyorsun sen şimdi? 1, 2, 3. Olmaz. Bu. Bak şimdi. 0, 1, 2. Boyut 3 gelmesi lazım yine. Şimdi bakalım. Ne oldu? 4, 4, 3. Bir 3 daha gelmesi lazım oraya. 4, 3, 3. Bizim yapay zeka yanlış yaptı onu. Çünkü neden? 2. Evet. Echo. 3. Evet. 3 ama burada length'ini verdiğimizi bilmiyor. Anladığım kadarıyla. Ne olacak? 3, 5 gelecek bu. Burada null pointer sayılmıyor yani. Burada bakın 5 geldi. Bunları şöyle yazsak hani elimiz mi kopar Allah aşkına? Şöyle diyelim. Length is diyelim. Mesela. To words string length diyelim.
as verse falan filan işte neyse o İngilizceyi düzeltiriz. To kelimesinin işte string olarak boyutu neymiş? Yani kaç harf içeriyor? Yani null pointer saymıyorsun. 3 harf içeriyor gibi düşündük ve geçiyorum. Şu yıldız veya et ise toplam dizideki eleman sayısı. Toplam dizideki eleman sayısı nedir? 0, 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere 6'dır. Buraya yıldız veya et koyabilirsiniz. Ben yıldız tercih ediyorum. Diğer yandan array 2 sıfırıncı eleman, birinci eleman ve üçüncü eleman olmak üzere atamalar yapılmış. Ne oldu? Array 2 first element geldi. 0 first element, second element. Ama ikinci array ne gelecek? Boş gelecek. Boş geldi. Dördüncü eleman dolu. Toplam 13 karakter kim? Array 2'nin sıfırıncı indeksteki arkadaşımız toplam 13 karakter. 2, 4, 5, boşluk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dizinin toplam eleman sayısı ise 3 şeklinde örneklerimizi vermiş olduk. Şimdi nispeten biraz daha kompleks bir örnek vereceğiz şimdi. Evet, burada copy array fonksiyonu oluşturulmuş. Bu fonksiyonun yaptığı şey ikinci parametrede verilen ifadeye birinci parametredeki dizinin elemanlarını atamak. Tamam. Ne yapıyor? Bir atama yapıyor. Sonra enteresan bir şey yapmış. Bunu function pointer gibi düşünüyorum deyip sonra copy array cp array maka ifadesini copy array'e atıyor ve copy array fonksiyonu da aşağıda çağırıyor. Ne yapıyor? Yaptığı şey şu. Copy array gerçekten bir array'i diğer array'e kopyalama işi yapıyor. Bu bir. Peki hype ne yapacak? Hype ise önce tempe dolar 2 yani buradaki burada dolar 2 ile copy array'deki dolar 2 ile ifade ediliyor. Tempe copy array'e verilen yani bu hype fonksiyonuna verilen array'i önce temp'e atıyor. Bu kadar. Bu bir. Sonra temp'le hype dizisini birleştiriyor ki o hype dizisi daha önceden işte burada lokal olarak tanımlanmış really ve rux string ifadelerini içeren iki elemanlı bir dizi. Yani siz hype'a bir dizi veriyorsunuz. O da sonuna really rocks ifadelerini ekliyor. Son olarak ne yapıyor? Yeni yani hype'a biz bir eski dolar hype'a bir eski array'imizi veriyoruz. İlk array'imizi bir de ikinci array değişkeni veriyoruz ki ona da bu işte birleştirilmiş versiyonu lokaldeki birleştirilmiş versiyonu parametremize geçiyor. Yani before diye bir dizi tanımlıyoruz. Advanced Base Scripting 3 string ifadeli 3 elemanlı bir dizi. Bir de after dizimiz var. Array before. Burada ne yazacak? Advanced Base Scripting yazacak ilk önce. Sonra hype fonksiyonuna sokunca before ve after'ı birleştirecek. Evet. Ne olacak? Artık after'da after'ın üzerinde before ve really rocks ifadelerini birleştirecek. Burada ne yazacak? Advanced Best Scripting really rocks yazacak. Sonra daha fazla ne yapabiliriz? Bakın after'ı kullanarak really rocks yazacak buraya. Yani bu dizinin tüm elemanları içerisinde et ile vermiş 0, 1, 2, 3. indeksten itibaren
İki tanesini al demiş oluyor. What really rocks yazacak burada. Sonra bir modus stringi tanımlanıyor. Bu stringde de bir substring işlemi yapıyoruz. 0, 1, 2'den itibaren bir tane al diyeceğiz. Ve 0, 1, 2, 3'ten itibaren de iki tane al diyeceğiz. Ve modus'la before'un farkını görmüş olacağız. Haydi bakalım. After'daki değişikliği göreceğiz şimdi. Bir. Hemen yukarı çıkalım. Evet. Array before. Nedir? Advanced Best Scripting yazıyoruz. After ile sonuna bir kopyalama işlemi yaptık. Advanced Best Scripting really rocks. Ne yaptık? Array'i kopyaladık şu fonksiyonu kullanarak. Şimdi işin biraz daha ilginç tarafına gelelim. After'ı nasıl kullanıyoruz? What really rocks? Aslında after'ı kullanarak bunu yaptığımız için 0, 1, 2, 3, 4. Dördüncü indeks. Üçüncü indeksten itibaren iki tane al dersen ne yazar? Really rocks yazar. Üçüncü indeksten sonra başka kimse olmadığı için sadece 3 dersem de bakın what really rocks dediğini görüyorum. Çünkü 3'ten sonra başka bir dizi elemanı yok. Ama net bir şekilde ifade ediyoruz. 0, 1, 2 yani bu ne demiş oluyor? 3. ve 4. indeksleri al demiş oluyor. 3'ten itibaren 2 tane ne olacak? 3. ve 4. indeksleri. 3'ten itibaren bir tane al deseydim ne diyecekti? What really diye soracaktı. What really? Evet. Burayı 2 olarak değiştiriyorum şimdi. Şimdi dolayısıyla modus halini tekrar görelim. Modus haline ne diyor? Scripting really rocks. Şimdi scripting buraya nasıl geldi? Çünkü after'ı baz aldı. After'da 0, 1, İkinci indekse kim var? Scripting var. 2'ye 1 dersen ikinci indeksten bir tane al ne demek? Sadece ikinci indekstekini al demek. Scripting'i aldı 1. Peki 0, 1, 2, 3. indeksten itibaren 0, 1, 2, 3. indeksten itibaren 2 tane al ne demek? Really ve Rux'ı al demek. Yani yukarıda yaptığı gibi. Ne olmuş oldu? Artık yeni modest olan array scripting really rocks ifadesine dönüşmüş oldu. Orijinal neydi? Advanced 5 scripting'ti. Şimdi ise scripting really rocks olarak değiştirmiş olduk. Normalde stringler için, tüm stringler için geçerli olan bu gösterim şekli örneğin mystr eşittir merhaba dünya diyorum. Echo dolar. My str 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 merhaba 6 7'den itibaren göster bakalım. Dünya değil mi? Çünkü 7. indekste dünya var. D var. Gerisini gösterdi. 7'den itibaren 3 tane gösterirsem olacak. Dün. Dun çıkacak değil mi? Bunun gibi. İşte stringlerde yaptığımız bu substring extraction özelliği aynı şekilde dizi elemanları için de geçerli. Ama burada hepsini bir harf bazında indeksleri sayarken buradaysa after köşeli parantez içerisine at veya yıldız gelin yıldızla da deneyelim çalıştığını görelim.
Scripting bakın geldi buraya. Aynı şekilde buraya da et koyalım. Etin yanı yıldız. Aynı şekilde değişen bir şey olmadı. Buradaysa indeks olarak karakterleri değil, dizinin elemanlarını sayıyorum. Yani kelimeleri sayıyorum. Harfleri değil. Evet. Süremiz yarım saati geçti. Hemen biraz sözlü bir şeylerden de bahsedeyim. Aşağı doğru iniyorum. Buradaki bazı örnekleri aldım. Stringlerle alakalı daha fazla şeyle oynamak için bakın burada array str ops sh var. String operations on array 27'ye 4'ü de inceleyebilirsiniz. Burada bayağı eğlenecek şeyler size var. Yani dizideki stringlerin, yani stringlerden oluşan bir dizi için neler yapabilirsiniz? Burada bayağı bir detay var. Ayrıca burada da eğlenceli bir örnek daha var. Örneğin spesifik bir dizinin, yani bu diğer variable'lar için de geçerli. Color 1 atanmış ama siz Color 1'i unset yapabiliyorsunuz. Ne oldu? İkinci eleman uçtu gibi. Veya dizinin tümünü de silebiliyorsunuz. Boş dizilerle alakalı bir örnek vardı. Array'lerin initializing'le alakalı detaylı bir örnek daha. Evet, biraz önce copy array'i yaptık. Dizileri bir araya getirmekle alakalı, concatenate'le alakalı ayrıca bir örnek. Ve de enteresan bir şekilde bubble sort algoritması burada implement edilmeye çalışılmış. Bir de aşağıda bir örnekten bahsedeceğim. Burada bir başka bir algoritma. Bu eski bir işte sayılarla alakalı asal sayılarla ilgili bir algoritma burada var. Ve aşağıda bakın ha. Bir push'tan bir stack implementasyonu yapılmış. İhtiyaç yok tabii böyle bir şey ama bunlar hani daha iyi kavramak adına güzel örnekler var burada. Bir de bakın iki boyutlu normalde iki boyut desteklenmiyor ama iki boyutlu array içinde burada bir simulating demiş, yani mış gibi yapılan bir örnek var. Buna da bakabilirsiniz diyorum. Ve diziler konusunu bu video için tamamlamış oluyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere.